Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bir otomobile insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlendiği bilgisi var. Lübnan'ın orta kesiminde ve zaten bölgede birçok noktada bugünlerde farklı güçler birbirlerine farklı araçlarla saldırıları düzenliyorlar. Bu saldırınınsa önemi büyük çünkü Hizbullah için önemi yine büyük olduğu söylenen Abbas el-Dabs'ın da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre saldırıyı İsrail düzenledi. Otomobilde el-Dabs'ın yanı sıra iki kişi daha vardı ve onların da öldürüldüğü söyleniyor. Hacı Abdullah kod adıyla da bilinen el-Dabs, Suriye'deki İran hava savunma sistemlerinin inşasında görev alan isimlerden biri. Saldırının zamanlaması da yine önemli. Dün de Amerikan ordusu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kataib Hizbullah örgütü komutanlarından Ebu Bekir el-Saidi'yi taşıyan otomobile yine aynı yöntemle bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti. O saldırıda da el-Saidi dahil 3 kişi ölmüştü efendim.